Oldukça yüksek bir oran. Yine rinovirüs, diğer insan koronavirüsleri, DSV. Son 3-4 haftadır açıkçası ciddi bir bu solunum yolu, viral solunum yolu hastalıkları dediğimiz hastalıklarda ciddi artış var. Ne kadar aşağıya etkilerse bu solunum yolu virüsleri o kadar ağır klinik tabloları neden olurlar. Bu şekilde aşağıları, daha aşağıları etkileme özelliği olan özellikle COVID-19'u zaten gayet iyi biliyoruz. Bir de grip virüsü var. En çok bu şekilde etkileyenler. Şu anda hem COVID-19 hem de influenza'da yani grip virüsünün çok arttığını görüyoruz. Özellikle risk gruplarında COVID'de, influenza'da hele ki aşısızlarsa bunlar akciğerleri yani solunum yolunun akciğer kısmını da tutabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde akciğerleri etkilenen kişilerde organ yetmezlik bulguları gelişebiliyor ve bunların hastaneye yatırmaları gerekebiliyor, yoğun bakıma yatırmaları gerekiyor. Yani aslında biz koruyabilseydik hani insanları daha fazla bu kadar ağır bir sonuçla karşılaşmış olmazdık. Korumak için elimizde aslında grip içinde, COVID içinde aşılar var. Risk grupları çünkü dediğim gibi infekte oldukları zaman hastaneye yatma riskleri ve ölüm riskleri diğerlerine göre daha fazla. Kim yoğun bakım kapasitesinin daha fazla artmaması gerekir. Bu nedenle de infeksiyonun tüm toplumda yayılmasının azaltılması gerekiyor şu anda. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Birincisi hasta olanlar evde kalırlar bir kere hani ve ya da çıkmak zorundaysa dışarı mutlaka maskeli çıkarlar, bir bu şekilde sağlayabiliriz. İkincisi özellikle toplu olan yerlerde herkesin maske takmasını sağlayabiliriz. Ve aslında yeni bir aşıya ihtiyaç var şu anda özellikle risk grupları için. O yeni aşının da aslında gelmesi gerekir ülkeye COVID açısından. Hani öyle bir aşılama da olmadı bu yıl ve şu anda çok ilk suşa göre çok çok büyük değişiklik geçirmiş bir suş etkili oluyor. JN1 dediğimiz suş. Türkiye'de de büyük olasılık o şekilde. O etkili şu anda. Bu patlamayı ona bağlıyoruz. Hani bundan 3 ay önce de aslında başka bir suşla gene bir COVID'in pikini görmüştük. Yani COVID halen böyle mevsimsel sadece kış değil de sürekli bir 3 ayda bir falan bir pik yapar halde devam ediyor. Ama bu piki biraz daha çok kişiyi etkilemiş görünüyor. Birinci nedeni insanların aşı veya geçirerek elde ettiği bağışıklığın azalması. İkincisi de bu yeni JN1 suşunun gerçekten çok immün evazif bir özelliği olması. Yani geçmişte elde ettiğimiz bağışıklıktan kaçabilme özelliği olması nedeniyle COVID'de biraz şu anda sıkıntı yaratıyor gerçekten bize. Hastane yoğunluğunun artması diğer hastaların işlerini aksatabilir. Yoğun bakımda yer olmazsa mesela değil mi ameliyatı hani yapmakta sıkıntı olabilir. Bunlar da diğer boyutları, çoklu boyutu var yani gerçekten bulaşmanın azaltılması hepimizin faydasını olur. Yoğun bakım yatakları %83 doluysa daha fazla dolmaması için çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o yoğun bakım yataklarına bakan insan sayısı aynı. Yani gripten korkmaları gerekir. Grip çok masum bir hastalık değildir. Nezleden farklı bir hastalıktır. İnfluenza virüsler tarafından yapılır. Farklı influenza türleri olabilir. Ama grip esas ciddi bir hastalıktır. Yani ister domuz gribi, ister H3N2, ister influenza B olsun. Özellikle kalabalık ortamlarda insanların maske takması toplum sağlığı açısından şu anda önemli görünüyor. Bir sağlıklı beslenme dışında ve sigaranın bırakılması dışında, yani normal sağlıklı dengeli beslenme dışında herhangi bir gıda takviyesinin bu hastalıkları engellediği, bu hastalıkları tedavi ettiğine yönelik bir kanıt yok. Ne tavsiye ediyoruz? İyi beslenme, sağlıklı dengeli beslenme tavsiye ediyoruz. Bol su içmelerini tavsiye ediyoruz. Çok heyecanlı bir süreç ama çok da şaşırtıyor bizi de. Çünkü gerçekten 4 yıldır hala mevsimsel özellik kazanmadı. Halen pandemik bir oranda devam ediyor. Dünyadaki görülme sayısı mesela şu anda çok artmış durumda birçok yerde. Halen öldürmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani yani bunu basit bir nezle virüsüne henüz dönüşmedi maalesef. Mesela bu piki kimse tahmin etmiyordu bu kadarını. Ama gördük. Biraz hızlı değişimi halen devam ediyor. Halen bir sakinleşmiş bir virüs gibi göremiyoruz.